Aşkı bulmak zor olabilir. Aylarca konuşup birçok fotoğraf da paylaşsanız, yüz yüze tanışana kadar bir insanın nasıl biri olduğunu bilemezsiniz. Wallace'da yaşayan Glenn Thomas, internetten bir kadınla tanıştı. Aylarca konuştular ve sonunda buluşmaya karar verdiler. Glenn bir uçak bileti bile aldı. Kadınla buluşmak için Domini'ye gitti. Ama hikayesi başladığı gibi masalsı bir biçimde devam etmedi. Kadın İngilizce bilmese de Google Translate sayesinde konuşabiliyordu ve 6 ayın sonunda buluşmaya karar verdiler. Kadın Glenn'e maddi zorluklar yaşadığını ve kızlarına bakmaya çalıştığını söylemişti. Glenn ise zengin olmamasına rağmen ona yardım etmek için elinden geleni yapacağını söylüyordu. Tek sorunsa aralarındaki büyük mesafeydi. Yardım edeceğini duyunca kadın Glenn'i gelip onunla yaşaması için ikna etti. Ama buradan sonra olaylar beklenilenden daha kötü ilerledi. Kadın daha Glenn gelmeden ondan havalimanına gelebilmek için para istedi. Glenn ise parayı göndermedi ve kadın bir arkadaşından borç alarak havalimanına gitti. Glenn havalimanına vardığında kadının beklentilerinin çok altındaydı. Hiç parası yoktu, hatta dönüş bileti için dahi parası yoktu ve sürekli kadınla yaşamayı planlamıştı. Daha sonra adamın ne kendine ne de kızlarına yardım edemeyeceğini anlayınca hemen onu reddetti. Ama Glenn hemen gitmeye meyilli değildi. Kadın sosyal medyadan çeşitli videolar çekmeye ve yaşadıklarını anlatmaya başladı. Glenn'den yardım beklerken şimdi kendi ona bakıyordu ve bunu uzun süre yapmaya niyetli de değildi. Ayrıca internetten arkadaş edinen kadınları da uyarıyordu. Ama aslında kendisi de bu şekilde arkadaş edinmişti. Ve Glenn'i ona maddi olarak yardım edeceğini düşünerek Domini'ye davet etmişti. Bu yüzden insanlar onu eleştirmeye başladı. Herkes onu zengin avcısı olarak nitelendiriyordu. Parası olmadığı için adamdan soğuduğunu söylüyorlardı. Video viral olduktan sonra Glenn de lince maruz kaldı. Parası olmamasına rağmen Domini'ye geldiği için onunla dalga geçtiler. Hatta onu alaya alan bir rap videosu bile hazırlandı. Glenn sözlerini bile anlamadığı için şarkının ne hakkında olduğunu öğrenemedi. İkili bir televizyon programına çıktı. Kadın Glenn'le birlikte olmak istemediğini söyledi. Onun Britanya'ya geri dönmesini istiyordu. Bu şekilde artık insanların konuşmalarından uzak kalmak istiyordu. Glenn'in dediğine göre onlara yardım edebilecek insanlar vardı. Fakat bunlar kadın için yeterli değildi. Onun ülkeyi terk etmesini istiyordu. Birleşik Krallık hükümeti bu yalnız ve parasız adama yardım edildiğini açıkladı. Fakat Glenn'in eve dönüp dönemeyeceği ve şu an ne durumda olduğu bilinmiyor. Umuyoruz ki yakında döner. Bu hikaye bize internet üzerinden birileriyle tanışıp ilişki kurmanın ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.